Dayı. Bir daha da çıkmadı. Artık Mesut'un rahatlar satar. Hayır YouTube'da dayı. Hayır YouTube'da. YouTube'a koyacağım onları. Bekle şimdi sen orada. Aslında Allah teşekkür çok çok. Oradan zoom da yapabiliyorsun. Kaç para biliyor musun? 500. 4 bana niye almadın bir tane? Seni çekiyoruz şu anda bak. Ondan sonra var ya. Şu anda kaç sen bir değersen ver istiyor. Sen göremiyorsun. Celal göster dayım oradan gördüğünü. Yok yok hiç gerek yok. Bak. Oradan izliyoruz kendimizi. Celal izliyor. Orada da görüyor. Al göstereyim sana kendimize. Çok güzel. Şimdi mikrofonu da alacak 300 dolarmış mikrofonu. Ne mikrofonu? Bir sürpriz yapabilirim. Onun ayaklarını alacak 1000 dolara mal olacak o. Sen ama biliyor musun ne için alıyor? Kov film çekmek için. Ben oradan çıkardım. İnternette oyun oynuyor ya da YouTuber olacak. Evet arkadaşlar burası Topkapı Hamamı. Antalya'da. Bugün kuzenim Celal'le birlikte Topkapı Hamamı'na geldik. Şöyle bir hamamın da içerisini göstereyim sizlere diyorum. Güzel bir bölümü var böyle masajlarla ilgili. Böyle. Ondan sonra burada kremleri falan filan böyle güzel güzel şeyleri var. Tabii dinlenme bölümleri. İşte hamam kısmı karşıda işte soyunma odaları var. Ondan sonra şey aşağıda işte meyve barımız var. Şimdi aşağıya inmeyeyim tekrardan. Şöyle burada meyve barımız var. Böyle ufak bir havuzumuz. Burada işte bayanların gelin kısmı var falan filan. Havuzu çok güzel böyle. Güzel bir ortamı var. Tabii mekanımızın sahibi abi şu an aşağı indi. Kendisine bir teşekkür ediyoruz. Evet şu an müşterilerle konuşuyor. Neyse dediğim gibi Topkapı Hamamı Antalya'da. Tam mevki olarak bilmiyorum ama güzel obanın oraya giderken de herhalde. Fiyatları da çok uygun, çok güzel. Ya ben size buraya gelmenizi tavsiye ederim. Eğer Antalya'ya geliyorsanız şöyle bir denize girmeden önce iyice bir kese köpük masajı yaptırıp üstümüzdeki ölü derileri atıp ondan sonra bronzlaşırsak hem bronzlaşma süremiz uzun kalır üstümüzde daha uzun sürer hem de güzel bir tatil anısı olmuş olur sizin için. Evet dediğim gibi hamamımız böyle. Böyle güzel bir yer. Evet çıkayım ben biraz dışarı. Dışarıda Celal bizi bekliyor. İçeride görüntü çekemedim maalesef. İçeride görüntü çekmek tabii olmaz. Ama güzel bir ortamdı. Böyle dışarısı. Burası da işte hamamın olduğu yer. Şu sol tarafımız Migros. Ondan sonra şu Migros'tan döndükten sonra eğer ben linkini falan bulursam ha Güzel Oba taksi yazdığına göre muhtemelen burası Güzel Oba. Güzel Oba kavşağı da olabilir. Ha tabii ya Güzel Oba'ydı. Böyle aynen. Böyle Antalya'nın güzel kesimlerinden bir yer. Evet. Topkapı Hamamı ve sauna. Girişi buradan hemen. Güzel Yalı evet Güzel Yalı'mış. Topkapı Güzel Yalı Hamamı olarak geçiyor. Sauna ve telefon numarası falan. Burada reklamımızı da yaptık. Mekanımızdan yavaş yavaş gidiyoruz. Kuzenim Celal de burada bekliyor garibim. Beni bekliyor bak. Celal ne yapıyorsun? Merhaba. Şimdi dur bakayım çıkıyor. Aa. Çıkıyor da öne alamadım kamerayı da. Öne al yeniden yapalım. Çık kesersin. Öyle dur bak. İkide bile kesmeyelim ya. Ulan sırf tiyatro var ya yemin ediyorum. Hepsi oyuncu olmuş ya yemin ediyorum. Hayatta herkes oyuncu olmuş ya. Ben hariç herkes oyuncu. Aa evet. Aa burada kim varmış? Kuzenimiz Celal. Aa. Merhaba. Ne yapıyoruz abi? Valla bilmiyorum eve doğru mu gidelim biraz. Dolaşalım mı bilmiyorum ne yapalım. Eve doğru gidelim. Eve doğru gidiyormuşuz. Eve gidiyoruz şimdi. Şimdi eve gideceğiz biz. Hadi. İyi hadi. Neyse ben biraz sonra videoyu tekrar açarım. Güzel bir şeyler yaparsak. Orada bir çekim daha yaparız güzel güzel. Arabanın altları nerede lan? Kilitlemişim. Evet şu an arabaya bindik. Kilitledim daha demin. Şey dedim.
Ama sıcaktan çıkınca, soğuktan çıkınca böyle sıcağı terlersin ya. İşte aynı o şekil gibi düşün. Çekiyor şu anda Celal'cığım, artık kameraman sensin. Aa, çekiyor mu? Evet. Şafak. Merhaba. Şafak abi. Arkadaşlar merhaba. Şu an şeye geldik. Luna Garden. Luna Garden'a geldik. Burası 92 derece şu an. Pamuk şekeri bu hale geldi sıcaktan. Pamuklu şeker oldu. Ben 4 kilo vermiş olabilirim. Vücudumda su kalmadı. Yaklaşık 3 gündür tuvalete çıkmıyorum. Sıcaktan dolayı. Celal ishal oldu. Tutmuyor. En son denizde girdiğimizde aynı şey gerçekleşmişti ve şu an Antalya karasuları 3 günlüğüne kapatıldı. Sebebi de müsilaj diyorlar, çamur diyorlar, çölden gelen kum fırtınası diyorlar ama aslında Celal fırtınası. Thunder of the Celal's oldu. Bunu Celal yaptı. Toplu balık ölümleri oldu. Birkaç kişi de müsilaja maruz kalıp zehirlendi. Aslında müsilaj değil arkadaşlar, Celal ishal. Sıçtı altına. Bilmiyorum ya, Antalya'dan kaçıp gidesim var şu an. Bu durum beni çok korkutuyor. Bodrum tarafı daha iyiymiş buraya göre. Daha bakir koylara gidendik Celal. Böyle devam edecekse karın ağrın. Yarın şeye gideceğiz. Kemer tarafında bir koy varmış. Akıntı da varmış. Orası daha hızlı temizlenir diye düşünüyoruz. Lara Beach şu an kapalı. Inoperator. Yani beachler kapattı zaten. Kokudan duramıyor insanlar. Aynı anda çam bilmiyorum. Durum çok kötü arkadaşlar Antalya'da. Lütfen şey yapmayın. Gelmeyin buralara. Halk yoğun metan kokusundan rahatsız Antalya'dakiler. Turistler kaçıyor şu an. Sebep bu. Bu videomuz Türk Hava Yolları sponsorluğu olan videosu değil mi? Şimdi bakalım Ahmet abi biz ne diyecek bu olaya. Olurum bilmiyorum. Ahmet Bey. Antalya Belediyesi olabilir ama. Siz ne diyorsunuz? Ben ne diyeyim ya güzel kardeşim. Aa, kamera. Merhaba. Evet. İşte müsilajın ilk mağdurlarından... Bir şey diyeceğim çok kısa. Ice Latte içtiğim zaman aklıma Celal geliyor. İçemiyorum şu an. Boğazdan geçmiyor. Çünkü Antalya sahilleri şu an şu renkte. bu renkte. Güzel Antalya'nın sahilleri. Böyle. Evet. Denizde en yakın... bu felaket başımıza gelirken en yakın noktada ben bulunuyordum. Maalesef belime kadar böyle... ilk o... hani... tanker patlar da petrol denize yayılır ya, aynen o ilk buraya kadar böyle olan mağduriyeti ben yaşadım. Hastaneye gittim, 4 gün hastanede kaldım. 4 gündür geçmiyor. Peki şey biliyor kokusu musun? Kokusu hiç gitmiyor. Şey biliyor musun? Orman ve Şehircilik Bakanı açıklama yaptı. Müsilaj şu an Kıbrıs'a doğru gidiyormuş. Sevindirici haber. Ayın 1'inden sonra Kıbrıs'a gidecek değil mi? Evet, ayın 1'inden sonra Kıbrıs'a gidiyor. Prestij otelde. Oteli, sahili. Otelin sahilini mahvemi. Reklam yapmayalım. Neydi? Piabella Hotel. Piabella, Prestij mi dedim? Ha, Prestij Piabella. Piabella. Neyse, Piabella Otel'e gideceğiz. Orayı kardeşlerimize selamlar, saygılar. Ama müsilajın Kıbrıs'a gitmesi Türkiye açısından sevindirici bir durum oldu. Artık Kıbrıslılar düşünsün. Aksu köyündekiler açıklama yapıyorlar. Kutlama yapıyorlar şu an. Havaya bir şey patlatıyorlar. Halk daha denizden uzak yerlere, karaya yer şey yaptı, çekildi. Şu an mesela Muratpaşa tarafı bomboş. Burası biraz daha kale içi, yüksek ve uzak kaldığı için koku çok gelmiyor. Hala var, alıyoruz kokuyu, o kükürt kokusunu. Kükürt. Ama Muratpaşa tarafına gitmeyi önermiyorum kimseye, çok kötü. Teşekkür ederim. Neyse, Luna Garden'daki maceramız da böyle. En azından dedik 4 gün hastanede kötü zaman geçirdik. Bari dedik bir kendimizi ödüllendirelim ama onun üstüne yine bir süt içti. Muhtemelen geleli 10 saniye oldu ve bitti. Biz de sorduk, acaba karnın doydu mu? Ekmek de sipariş edelim mi? Bu niye böyle benziyor? Niye? So Leute, wir sind jetzt gerade am bestellen. Bir dakika. Ahmet abi ne ısmarlıyor? Ne istiyorsun kardeşim? Sen?
İstediğini yiyebilirsin kardeş, para bok. Aha. Ne oldu? Gene para kakalıyorlar. Oğlum, abi zengin olan sensin. Tamam, bizde de var. Sıkıntı yok. İstediğiniz kadar yiyebilirsin. Ama her zaman en zengin öler masada yani. En zengin de sensin. En zengini bu. Oğlum altında ikisi altı var lan. Kırı o. Babamın arabası. Babanın arabası değil. Sen aldın babana. Babanın üstüne yaptın arabayı. Vergiden kaçmak için babanın üstüne yaptın arabayı. Bilmiyoruz mu? Yemek seç. Ben tatlı tarzı bir şey yiyebilirim. Boşuna bir başa an diye bak. Bir an başa kadar aşağı duruyor. Ne yalnız anlayacaklar? Yo, was geht? Und wir sind in Antalya. Ne yaptın abi? Hoşuna gitti mi? Geht so. Geht so? Ja. War nicht gut. Was sagt Ahmet abi dazu? Er sagt gut. Er läuft auch hinterher. Und zwar, wir laufen. Tanıt bakalım Celal Bros'un neresi? Bir anlat bakalım. Wir waren jetzt gerade in Antalya. Ja? Wir waren jetzt gerade ein bisschen am Essen. Almanca değil, Türkçe. He, Türkçe mi anlatayım? Tamam. Niye? Almanca şeyi ne koyarız? Kanalına? Ya oğlum, benim kanalıyı para mı yapacağız? Şafak abi. Er ist auch am Laufen. Und es geht los. Jetzt suchen wir gerade schöne Mädchen. Mädels. Mädels. Güzel bir şeyler çeker de güzel koyalım. Güzel bir şey. Ama şey dandik koyalım. Aa yok, dandik bir şey. Beni mi koyacaksın internete? Koyalım seni. Yok. Niye siehst du? Seni de? Dann laufen wir so. Yok, parmağım dokundu da. Biz auf ne Leute. Tamam, motoru koy gidelim. Daha konuşmadık adamlarla. Tamam. Gel diyor. Tamam, bir gel. Şarjın da bitiyor ha. Önemli değil, var şarj elde. Var mı? Ah. Tamam. Sıra sende. Bende mi? Evet arkadaşlar, şu anda kuzenim ve kardeşimle birlikte Antalya Işıklar Caddesi'nde şöyle yürüyüş içerisindeyiz. Bu kardeşim de ışık hızıyla niye kaçtın anlamadım kameradan. Niye sen bu kamerayı ben böyle şey yaptığın zaman kaçıyorsun sürekli? Kaçmadım, ağaç girdi aramıza. Bilmiyorum ya. Aramıza ağacı sokmayacaksın. Gerekirse bir hamlede kıracaksın o ağacı. Tak, beli kırdın. Yumruk bilek kırılmış. Bilek kırılmış. Öyle işte yani. Evet. Evet, ışıklar şu anda biraz böyle yerel halkla dolu. Ekonomi çok iyi. Celal bizi kıskanıyor. Celal evet. Bizi Almanya'dan geldiği için kısım kısım kıskanıyor. Biraz önce gittik, ona yemek yedirdik. Parası yok diye. Tabii. Doydu. Tabii tabii. Yoksa Almanya'ya gidip çöp karıştırmak zorunda kalabilirdi. Ama biz tabii kuzenimiz olduğu için kendisine böyle bir güzellik yaptık. Ve kendisine yemek yedirdik. Doğuz'a. Prada giymiş ama. Tabii Prada bulmuş. Prada'yı bulmuş. Mutlaka ile Prada. Ondan sonra işte Celal bizi kıskanmasın diye kendisine yemeğimizi yedirdik. Güzel kuzenim ve benim. Dankeschön. Dankeschön. Teşekkür etti kendisi. Bak şey ama kültürlü çocuk. Almancası var yani. Yabancı dil de konuşabiliyor yani. Aa, burada da otopark varmış. Evet, burada da otopark var ama burası muhtemelen çok doludur Celal'in. Karnım ağrıdı. Evet. Dur bakalım ya, biraz size caddeyi izlettireyim. Bakalım, belki beğenirsiniz, belki beğenmezsiniz, bilemiyorum. Şarkılar, müzikler, müşterileri çekmek için. Güzel bir cadde aslında burası ya. Böyle. Burası sonu. Buradan sola dönüyor böyle. Şuraya doğru.
Ama böyle baktığınız zaman genel anlamda güzel bir cadde. Evet. Burası yine eğlencenin aktığı bir sokak. Polis çekse diye bağır. Celal, nereye? Girmeyecek miydin şuraya? Şuraya girmeyecek mi? Eğlence dediniz. Eve istiyor. Neydi lan bu saatte? Ya, başka bir gidelim, şu yok burada. Ne dedik sen, Lara tarafına mı? Murat Paşa'ya mı istiyorsun? Abi fark etmez. Tuvalet bende, tuvalettir. Tamam hadi oraya gidelim o zaman. Evet. Antalya sokaklarında yürüyoruz şu anda. Evet bak buraya çok güzel bir basketbol sahası yapmış. Yerel mahalle belediyeler. Gençlerim öyle basketbol oynayabilecekleri güzel bir yer. Karşılıklı iki tane saha var. İşte bisiklettir, patendir falan bence güzel. Tabii gençlerimiz böyle gelip buralarda spor aktivitelerini yapabilirler. Güzel bir ortam. Bizim çocukluk zamanlarımızda böyle yerler yoktu. Olsun, yapacak bir şey yok artık. Yani güzel ortamlar bunlar. Antalya güzel ama arkadaşlar o kadar sıcak ki ya. Hani sıcaktan sonra çok böyle nem var, tamam mı? Hani of, böyle sıcaklık iki katına çıkıyor zaten böyle. Hararetleniyorsun falan. Kötü yani. Anlamadım. Üstüm ter içinde böyle var ya, tişört dışarı çıktı, klimalı ortamdan çıkıyorsun. 2 saniyede böyle direkt terliyorsun yani, yapacak bir şey yok. Kaçarın yok yani. Evet şimdi arabayı almaya gidiyoruz. Arabayı alalım, biz muhtemelen bir şeye gideriz. Lara tarafına gideriz. Bir de oraya bakalım, oradan da çekerim biraz video. Hadi görüşürüz şimdilik. Bye bye. Yine geldik şimdi. Ne kahvaltımız yapmaya. Kemer'e işe gidiyorum. Eskiden burası ufak bir şey. Tamam. Sadece simit ayran. Yol ısırıyor. Bu restorana dönmüş. Ama güzel. Güzelmiş. Nasıl zaman güzel.
Ece var mı amelinde böyle? Yok değil mi? Var mı? Kıskanıyor musun bizi? Sizin nazar değdirmeniz için de bakıyorum ben. Arkadaşlarına satıyor. Onu dilermiş gibi.
Benim buradan oluyor ya 20 yıl ya. İyi kullanıyor. Arkadaşlarına gidiyor 100 liraya satıyor bir de. Ondan da kar ettim. Altında araba var ya bunun BMW'den. Bir de şey zannediyor. Ulan diyor BMW'ye biniyor. Sahte giymez bu diyor. İnanıyorlar alıyorlar arabada diyor. Tam tutaklıyor. Ben vururum. Askerler ne spor yapıyor biliyor musun? Kırsını da bak. Ya kilo vermesin. Kilo sıkıntı değil. Göbek de kas yapsın onları. Hayvan gibi demiş. Omuzları falan da geniş. Kötü değil. Ama spor yapıyor. Adam asker spor yapıyor. Ben de dur. Gel buraya.
Adamlar party arabası yapmışlar ya. Ne oldu lan? Çok hızlı gitme Celal, çaltacak. Ona pata 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 bir helikopter gibi. Kapat kapat. Adam helikopter gibi pata 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 yapıyordu. Şey yanıyor burada. Celal çok hızlı gitme. Burada sağa görüp böyle soldan yapmayacağız. Soldan direkt gireceğiz, haberin olsun. Soldan direkt. Tamam abi. Neyse, çok hızlı açtık kamerayı. Geliş. Kameranın kamera arkası pov yapmış bunu. Çekimine bir bakalım nasıl çekti. Hey, drei. Video bile çekmiyordu. He? Video bile çekmiyordu. Çekiyor şu anda. Şu an çekiyor. Abi dedim, bir unuttun mu sen bunları nasıl çalıştığını? Sen teknolojiyi seven bir insansın normalde. Şafak Celal abi. Benim küçük kuzenim. En küçük kuzenim bu. En küçük erkek kuzenim. En küçük erkek kuzenimi şey yapayım şöyle biraz. Yüzdüreyim biraz. Dur abi inşallah. Sağ soluma elliyor. Sağ soluma ortama. Bak. Saçlara bak. Koyacağız ya bunları. O saçlar da öyle. O saçlarla koymam seni. Bu koyun mu? Dur. Açarım kamera. Gözlerim yandı. Gözleri yanmış arkadaşın kamerana, sıçıyordu kameraya az kalsın. Allah'tan müsilaj olacaktı denizde, şuna bak. Ay, ay. Biraz su altında çekelim kendimize. Ulan niye beni direkt yukarı ittiriyor anlamadım ki arkadaş. Ben abi, kilo mu verdim, ne yaptım? Kilo alsam dibe giderim oğlum. Fetch me boom. Nine. He? Ya yukarıda yüzer de bu ki benim et oğlum et. 1 kilo et bir otobüs. Şafak. Boğuluyordu. Dal. Çok uzun daldı. En uzun rekorunu kırdı şu anda, dalış rekoru.
Bek, şunu da hem. Neyi alalım ya? Düşürme, versene. Vermiyorum, düşürsün. Evet arkadaşlar, şu anda kameramız Action 3. Üfleyeyim bir şöyle. Sular gitsin de mikrofon düzgün sesimizi alsın. Ama sesi güzel değil mi Celal? Şurada şeyin altında var ya Celal. İskele var ya, altı full balık kaynıyor. Ha, onlarla çekebilir misin dalarken? Ben oradan atlarken böyle tutayım kamerayı, kamerayla atayım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi büyük çaltıcağa geldik yine biz. Bu sefer kuzenlerimle geldim. Görüyorsunuz, şöyle bir çekim yapayım size. Şu karşıda restoran var tepede. Ondan sonra biraz ileride küçük çaltıcak var. Oradan geçiyorsunuz, büyük çaltıcağa giriyorsunuz. Böyle bir ortam işte. Lojalar var, şezlonglar var. Ama illa şezlongla kalmayacağım diyorsanız şu ileride de şey var. Şezlongsuz böyle ne bileyim havlunuzu serip kendi şemsiyenizi koyup yüzebileceğiniz bir ortam da var. Şu köşede de işte iskele gibi bir yer var. Yine betondan yapılma, atlayabiliyorsunuz orada. Burayı işletmecisine almış herhalde birileri. Güzel olmuş ya, benim hoşuma gitti açıkçası ya. Geçen sefer de geldik ve bu sefer de kardeşlerimle geliyoruz. Böyle güzel bir dağın eteğinde. Torosların böyle deniz bulup birbirine karışmış. İşte ne derler, mavi ve yeşilin bir araya karıştığı yerlerden bir yer burası. Bence güzel bir ortam. Gelirseniz güzel saatler geçirsiniz. Gerçi biz biraz geç geldik ama geç geldik evet. Çünkü işlerimiz vardı, onları halledik. Saat 2-3 gibi falan geldik işte. Buraya bence güzel. Yüzülürme. Burada can kurtaran arkadaşlar var. Jet skimiz, botumuz, her şeyimiz. Orada soyunma kabinleri falan var. Orada dağ kısmı var. Yani burada mesela mangalınızı da yapabiliyorsunuz. Ondan sonra ne derler? İşte pikniğinizi de yaparsınız. Piknik yapmak istemiyorsanız, ne bileyim hani ben restoranda yerim diyorsanız, restoran da var içeride, Shakespeare diye. Güzel bir ortam. Tekneler mekneler geliyor böyle. Yatlar matlar. Öyle yani. Güzel bir ortam. Ben sevdim burayı. Güzel bir deniz. Öyle. İnşallah bir gün sizler de gelir, bu güzelliğin tadına varırsınız. Neyse biraz ara vereyim. Daha sonra da tekrar videolar çekeriz. Evet, denizden çıktık. Şöyle bir abimize falan içelim. Deniz güzel ama yoruyor ya belli bir şeyden sonra. Güzel ortam ya. Bakın tekrar bir göstereyim şöyle ben bir ortamı sizlere. Şezlonglar falan böyle. Dolu. Her yer dolu. Tabii şimdi bizimkiler de geliyor. Yo yo. Ne yapıyorsun Nega? Nega küs, ne yapıyorsun? Ah be, ah oluyor. Ah. Al abi. Aaa, hele küçük. Hello Kitty yavrumuz, en sevdiğin. Celal'i almıştık onu ama. İşte bizimkilerde Celal balina gibi yüzdü yemin ederim var ya. Biraz sonra da şeyden gideriz, iskeleden atlarız. Şekil yaparız Celuş. Bak Celal saçlarını nasıl yaptı şuna bak. Var ki yapıyor. Değil mi bak, yap sen de. Helal. Neyse işte arkadaşlar böyle. Biraz önce şeylerden kiralayacaktık. Şey dedik gerek yok localara ya. Çok pahalı ya, gereksiz. Yani ucuz etin suyu yavan olur diye. Evet, ucuz etin suyu yavan olur diye saldık onu direkt biz. Şu yolun sonuna kadar yürüyebiliriz şöyle bir. Neden? Bir video falan çekeriz. Yani giderim. Nasıl istiyorsan. Kafa üstü, arka üstü. Abi böyle, evet, bu arkadaşımız balıklama atladı. Sen bu tarafa atla abi. Döne döne. Çektim he. Çektim. YouTube'dasın. Çektim tabii. Hadi. Dur benim kamerayı şöyle bir sileyim. Hadi başla. Öyle mi tutacaksın? Diklemesine tıklayacaksın. Kameraya koyacağım ama ben ya. YouTube için koyacağım ya. Abi düşerse ben hemen atlarım arkasından. Oğlum düşmez. Niye düşsün amına koyayım? Niye düşsün değil mi?
Şu düşer mi denize? Bak, düşmez değil mi? Hadi o zaman atla. Bütün alt tepeyi yaktı. Çırt. Düştü. Ama kamera değil. Bütün karizma düştü be. Senin yüzünden oldu Ceren. Dur çocuk var diye ben şey yaptım. Düştü ama kamera değil. Çocuk vardı bak inanmıyorsanız. Çocuklar çok seri atlıyorlar korktum. Ezeceğim diye. Ha havadan döndürmek çevirterek at kendini. Evet. Koşarak atladı abi ya. Yok ya şurada koşarak atladı. Atla atla boşaltı boş gitti. Kaç kenara kenara kaç. Aha çok iyiydi ya. Abi biraz geri gidelim. Ama güneş var Celal. Hadi. Ah. Hadi. Atlayın suyun altına çekeceğim. Hadi. Sen de şavak. Çok iyi çıktı. Sen de şavak hadi. Solun patladı galiba. Hadi. Hadi ben geri gidiyorum. Siz gidin ben gelmem bunlar. Ne diyorsun abi? Evet şu anda Çaltıcağın tam sonuna doğru geldik. Buradan da çok güzel bir manzarası var ama Celal baksana. Bak buradan. Hop şuradan dağa bağlıyor bak. Hop dağa bağladık. Dağın zirvesine doğru yaklaştırdık kameramızı bak. Dağa bak yeşillik böyle. Hop buradan yeşillikten. Tak mavi deniz. Evet güzel. Ceren niye oraya? Ceren ne yapacaksın orada gel. Evet burada fotoğraf çekilen ablalar var. Burası Supply Beach Club'mış. Celal! Ayaklarım ben gelemem oraya. Supply Beach Club'ı görmek istiyorum. Haa burası ayrıymış tamamıyla. Bak burası tamamıyla ayrı Celal. Burası işte denizin köşesi, orada denizin şu kısımlarında böyle işte kayalıkların dibinde yüzebiliyorsun falan. Öyle de böyle güzel bir yer. Yani aslında sahil çok güzel buradan böyle şey buraya kadar neredeyse. Oraya değil de şuraya kadar falan yüzülebiliyor buradan. Yat tekneleri falan da buraya yaklaşmışlar. Bence güzel bir yer. Benim hoşuma gitti. Çok güzel bir yer bence burası. Hoş yani. Gelip denize girebilecek bir yer. Tavsiye ediyorum arkadaşlar herkese ben burayı. Tekneler, mekneler herkes gelmişler. Anam bu ne? Şak denize kenarına in de o taşlardan yürüme beni Celal'cim ben. Ha? Tamam ileriden şurada kumdan gidelim. Sen sert kayalıklara çıktığın için oraya ben basamıyorum terlik olmadığı için. Yani güzeldi. Supply Club da güzelmiş yalnız ha en sondaki yer Celal. Bir dahaki sefere oraya geliriz.
çekelim. Ya şey çok güzel ya şu manzara. Ben şuna bayılıyorum yani. Dağ taş şurada bir hemen dağların üstünde böyle nem bulutları böyle. Manzara mükemmel yemin ediyorum ya. İşte ülkemin manzarası da böyle güzel yani, ne yapalım. Ne yapalım yani, biz cennette yaşıyorsak biz ne yapabiliriz? Yaşamayan arkadaşlar düşünsün. Kıskansınlar bizi. Ah! Kime bak. Kime bak. Denize gelmiş. Köpüş işte denize gelmiş. Hani. Çok tatlı. Ay çok tatlısın sen. Ay çok tatlısın. Çok tatlıydı ya. Türkçe bilmiyordu köpek. Rusça biliyordu. Rus'un köpeğiydi. Ama çok tatlıydı yine de. İşte hayvanın dili yok ya. Her dilde tatlı onlar oluyor. Neyse kapatıyorum. Biraz sonra başka bir sahnede buluşuruz. Şşt.